Şimdi hazır mısınız telefonlarda sohbet etmeye? Rüyanızı siz soracaksınız. Mehmet Emin Kırgil Hocam canlı yayında cevaplayacak. Evet. Ve rüyanızı bize anlattığınızda özel yaşamınızla ilgili hiçbir bilgi vermeyin ne olur. Bunu özellikle rica ediyorum. En baştan bir de şunu söylemek istiyorum. Lütfen telefon açtığınızda iki rüya soracağım demeyin. Çünkü çok bekleyen var. Herkesi hızlı hızlı alacağız. Hazır mısınız hocam? Hazırız. Siz de hızlı hızlı cevap verin. Seyirci de hızlı hızlı anlatsın. Herkesi bağlayalım. Şimdi Supiye Hanım var. Supiye Hanım. Alo, merhaba Nur Hanım. Hoş geldiniz. Hiç çok merak ettim. İsminizin anlamı ne? Supiye. İlk defa duydum çünkü. Aslında benim iki ismim var. Bir bu Supiye. Benim annemin arkadaşımın ismi. Aslında gerçek adım Feride. Feride. Supiye ne demek peki? Supiye gerçekten ben de hiç anlamıyorum. Sen de bilmiyorsun. Tattım benim. Peki. Hadi anlatın rüyanızı hocam. Evet, buyurun kardeşim. Tamam. Hocam ben bu rüyayı 10 gün önce gördüm. 10 gün önce gördüm. Karşımda cansız mankene giydirilmiş kocaman kabarık bir gelinlik var. Gelinliğin sağ solu arkası aynı hizada ama karşısı sağ önü iki karış kadar kısalmış. Diyorum ki Allah Allah diyorum. Bekar ben mısınız? Bu gelinliği nasıl giyeceğim diyorum. Kısa önü diyorum. Tercihe götürün diyorum. Supiye Hanım bekar mısınız? Evet hocam bekarım. Umutsuz olduğunuz bir durum var. Allah izin verirse o umutlar biraz yeşerecek ama zamana bırakmanız lazım. Tamam. Böyle bir durum var mı? Evet var hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Supiye teşekkür ediyoruz. Evet. Sabah vaktiyle ve şafak vaktiyle ilgiliymiş Supiye. Evet. Araştırmadan da olmaz. Bakacağım çok merak ederim ben böyle şeyleri. Supiye. Evet. Hocam verdiniz ilk müjdeyi Supiye'ye. Allah razı olsun. Allah hayırlı olsun nasıl diye. Yani. Bakalım Amin. Kimlere ne evet. müjdeler gidecek. Alo. Evet. Alo. Seyircimiz yani müjdeci rüyalar var, ikaz rüyalar var, uyarıcı rüyalar var. Hı-hı. Yani bunları dikkate almamız lazım. Alo. Yani. Hülya Hanım var. Hoş geldiniz. Alo. Alo. Sağ olun. İyi günler. Gümüşhane'den arıyorsunuz bizi. Evet, Gümüşhane'den arıyorum. İyi günler. Hocama rüyam vardı. Buyurun, hemen anlatın lütfen. Ben rüyamı 5-6 ay önce gördüm. Hı. Ben kızımla Bodrum'da namaz kılacağım, evin alt katında. Bir ses gelip dışarıya çıkacağım. Büyük bir tramavazı getirmişler ama çok güzel. Bunu kim getirdi diyeyim ama ağaç hem çok büyük hem Çam çok ağacı. Güzel. Çam ağacı. Dışarıya eğilip bakıyorum, bir tane daha geliyor aynısından. Bir tane daha eğilirim, bir şey daha geliyor ama o çam ağacı değil yani. Böyle peş peşe gelirler 3 tane. İçisi çok mı? Güzel ama. Güllü. Güllü abla bir şey söyleyeceğim. Evet. Birincisi şu, çocuğunuz bekar, ikincisi de evde bir rahatsız olan biri var mı? Küçük bir rahatsızlık geçiren. Evlilikte rahatsız olan. Evet, Allah acil şifa versin. Çam ağacı ömrünüzün uzamasına, hastanın da ömrünün uzamasına. Diğer yandan aynı zamanda aile fertlerinin genişlemesine. Yani aile genişleyecek inşallah sizle kardeşim. İnşallah. Geçmiş olsun. Gümüşhane'ye selamlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet. Hattımızda Sena Hanım var. Buyursunlar efendim. Sena Hanım. Alo, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Buyurun, dinliyoruz. Hocam, şimdi rüyamı anlatacağım size. Biraz değişik ve karışık bir rüya. Rüyamda eski ahşap yapılı 5 katlı bir ev gördüm. Eve girebilmemiz için de tahta böyle eski bir köprüden gidebiliyoruz, bence geçebiliyoruz. Evin kenarında da böyle bir dere akıyor. Annem ve kız kardeşim o eve gidip geziyoruz ama annem sürekli... Bu ev bize çok büyük deyip duruyor. O sırada evi siliyoruz, temizliyoruz. Bembeyaz bir halı seriyoruz. Annem de o sırada hala bu ev bize çok büyük. Sena Hanım bir şey soracağım. Önümüz... Efendim? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bir aileyle alakalı bir sıkıntı var kızım. Evet. Ve bu sıkıntı su aktığı için derede. Bu sıkıntının Allah izin verirse ortadan kalkacağına, sizin selamete çıkacağınıza, biraz ufak da olsa zamana ihtiyacınızın var olduğunu gösteriyor. Peki bir de önümüzde böyle orman var, yemyeşil. Ormanda da kız ve erkek çocukları oynuyor. Neydi? Anneme diyorum ki ne? Anne diyorum. Sena Hanım. Evet. Sena Hanım programımızın takipçilerindensiniz anladığım evet. kadarıyla. Yeşil neydi? Bak hocam soruyor diyor ki yeşil neydi? Sınava da tabi tutuluyorsunuz bu arada. Evet. Yeşil Murat demektir. Ha, bitti yani duanız kabul olacak. Beyaz Murat, hadi yeşil inşallah. Duanın Peki, kabul teşekkür olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hocam siz de ne yapın biliyor musunuz? Ne mesela yapayım? Seyircim anlattığında hemen bir şey soracağım demeyin. Direkt sorun sorunuz. Hızlı hızlı aksın yayın. Herkes evet. çokça rüyasını anlatsın. Olur. Çokça cevap alalım. Tamam. Ve gerçekten biz de öğrenelim. Yani rüyada artık yeşil gördüğün zaman
Bil ki bir muradın olacak. Evet, evet. Deniz gördüğün zaman sana hayatın anlatılacak. Ya şimdi İbn-i Sîr'e bir tanesi rüya sormuş. İbn-i Sîr gerçekten büyük bir alimdi. Hı. Sormuş İbn-i Sîr'e. İbn-i Sîr rüyaya bakmış bakmış bakmış, tabi dinlemiş dinlemiş, demiş ki ya hiç yeşil bir ot da mı görmedin ya? Ya yeşil bir ot görmedin mi demiş yani. Adam tekrar söylemiş rüyayı. Belki rüyayı 10 kez dinlemiş diyor İbn-i Sîr. En son demiş ki İbn-i Sîr. Peki demiş, o kadar kaya gördün, yani kayanın üzerinde bir ot da mı görmedin yine demiş yeşil ya. Bir yeşil bir işaret de mi görmedin demiş. Adam tekrar söylemiş. Adama demiş ki sen yarın gel. Adam ertesi gün gelmiş. Demiş ne oldu? Hatırladın demiş ey İbn-i Sîr. Ne demiş, bir kayanın üzerinde demiş sadece küçücük ucu gözüken bir ot vardı demiş. Hatta ben diyordum ki lan bu taşlığın içerisinde bu küçücük otun ne işi var? Ha demiş, işte Allah'ın izniyle o senin kurtuluşundur kardeşim demiş. Bazı sıkıntılar sinene basacaksın demiş. Arkadaşlar rüyalar bize işaret gönderir. Sizler anlamayabilirsiniz. Doğru. Bunu çözmek sizin elinizde değil. Bunu çözmek nedir? Bazen Cenab-ı Allah tam açık gönderir hedefi. Bazen gördüğünüz şeyi hatırlamazsınız, çözemeyebilirsiniz. İşte o yüzden biz de ne diyoruz? Hizmet ediyoruz size. Lütfen dediğim gibi inşallah size yetişebildiğimiz kadar sizi arayın, biz cevaplayalım. Peki sevgili seyircilerimiz, Ayşegül Hanım bağlayacağız şimdi. Buyursun. Alo. Alo. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hocam benim yengemin annesi 3-4 ayda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben rüyamda yengemin yanına gideceğim baş sağlığı için. Hı-hı. Ben gittim, yengem sol tarafta oturuyordu. Annesi de ayaktaydı. Annesinin öldüğünü bilmiyordum rüyamda. İki elimi tutuyordu. Böyle ayakta ağlıyordu. Bir şeyler söylüyordu ama bilmiyorum ne diyordu. Yani kendi hayatında bir şeyler soruyordu bana, böyle ağlıyordu, sağ tarafını böyle yaslanıyordu. Ayşegül yani. Hanım bir şey soracağım. Ayşegül Hanım. Evet. Soracağım. Ablacığım şimdi şey var. Bu vefat eden kişi hayırlar beklemiş aynı zamanda evlatlarından. Lakin bir kişiye dargın gitmiş. Yani bir kişiye biraz kırgın gitmiş. Gönül kırgınlığı olan bir şey var. Bu gönlü kırgın olan kişinin ona hakkını helal etsin ki o da biraz rahat etsin. Zaten aslında vefat eden kişinin hakkını helal etmesi lazım da. O birine kırgın gitmiş yani. Artık kime bilmiyoruz. Bu rüyada onun için kimle küsse, kimle dargınsa çevresinde lütfen helallik isteyin. Peki Ankara'dan Havva evet. Hanım hattımızdalar mı? Ayşegül Hanım'a teşekkür edelim. Havva Hanım. Efendim merhaba. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nur Hanım değil mi? Evet evet, ben ta kendisi. Hoş geldiniz. Nur abla. Canım. Efendim Havva'cığım, duyuyorum seni. Merhabalar, hayırlı yayınlar. Mehmet Hocam, selamünaleyküm. Aleykümselam, buyurun efendim, hoş geldiniz. Havva'cığım bak, canlı yayındasın. Ne tatlı bir sesin var, enerjin ne güzel. Stüdyomuzu sardı vallahi, o güzel enerji. Hayırlı sabahlarınız olsun, günün hayırlı üzerinize olsun inşallah. Amin. Hadi anlat bize rüyamızı. Ben rüyamı. Bir aydır sizi izliyorum, iş kazası geçirdim, evdeyim şu anda. Geçmiş olsun. İyi misin teşekkür şimdi? Ederim. Çok şükür elhamdülillah, Rabbimin her gününe şükürler olsun. Ne güzel. Allah yani böyle kullarını eksik etmesin. Tüyo da veriyor. Amin, amin. Bak tüyo da veriyor. Tüyo da veriyor. Tüyo evet da hocam. Veriyor bak. Evet. Havva Hanım ne gördünüz rüyanızda? Rüyamda ben eski ayrıldığım eşimin, 10 yıl önce ayrıldım ben. Eski ayrıldığım eşimle oturduğumuz evin penceresini hortumla yıkıyordum. Evet. Bahçenin gazellerini topluyordum. Ağaçlardan dökülen gazelleri. Hava bacı bir şey soracağım. Hava kardeşim. Efendim. Şimdi bu rüyaya göre cam silmek, pencere silmek, sizin ya devlet kapısında bir kağıt bekliyorsunuz ya da sizin bir beklediğiniz haber var ama çok önemli bir haber. Yıkamış pencereyi, evet, hortumla temizlemiş. Yıkamış. Hortumla yıkaması o haber gelecek. Gitmiş. O haber gelecek yani. İnşallah. Bekliyor çünkü musunuz böyle bir haber? İnşallah bekliyorum. Evet, işimle alakalı. Evet. Ay vallahi. İnşallah size o haber hemen gelsin. Öpüyoruz sizi yanaklarınızdan. Hoşça kalın. Hocam nokta atışlarına başladınız yine vallahi. Yapacak vallahi bir şey yok. Yani ben dedim ki yani hocamdır. Çok devazı sahibi canım da, yapacak bir şey yok. Ben böyleyim. Yok canım. Hani diyor ya. Yani şaire söylenmişler. Sabi şair ne yapıyor? Allah rahmet eylesin kendisine. Amin. Dönüp demiş ki Nabi Nabi yapan Hüsnü Nazar'dır. Şimdi bize diyor ki Mehmet Hoca'yı Mehmet Hoca yapan Hüsnü Nazar'dır. Yoksa keramet Mehmet Hoca'da ne gezer? Doğru söylüyorsun. Ya bütün mesele Allah'tadır yani. Allah isterse olur. Keramet bizde değil. Doğru. Evet.
Ama yine beni yani her seferinde yani artık şaşırmamamız gereken bir durum ama yani şaşırıyorum diyorsunuz ki seyircimize Evet. devlet kapısından bir kağıdın gelecek. O da diyor ki evet bekliyorum diyor. Evet. O yüzden diyoruz ya neden diyoruz? Lütfen bize özel yaşantınızla ilgili bir şey anlatmayın. Hocam rüyanızı bilsin, özel yaşantınızla ilgili o size versin. Evet. Alo. Alo, iyi günler Gülsüm diliyorum. Hanım hoş geldiniz. Buyurun Hoş Malatya'dan. bulduk. Hocam siz nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Buyurun efendim. Dinliyoruz. Hemen rüyama geçeyim. Ben kendi ailemden bir evdeyim. Böyle bir tane siyah bir yılan, bayağı bir iri, 1 metre kadar rahat da. Böyle bana yapışmış, yani gitmiyor. Ben de korkuyorum ürküttüğüm halde. Ve Gülsüm abla, bir onu yerden bir para yere... bekliyor musunuz? Yani bir beklentimiz yok şu an. Peki iş güç konusunda, çünkü elinize geçecek olan siyah yılan bir parayı gösteriyor. Bir iş kapısını Hocam, gösterir, bir hayırlı kapıyı gösteriyor size. yani eşim tarafından bir şey bekliyoruz ama bilmiyorum. Ve sonra devam Risk edeyim mi gösterin. rüyama? Buyurun efendim. Ve sonra o yılan böyle indiriyorum. Ben kaçıyorum hani beni bulmasın, görmesin diye. Tekrar o yılan böyle kokuma doğru geliyor. Yuvarlana yuvarlana tekrar bana yapışıyor. Ve sonra da eşim böyle bir büyük balık, bayağı bir büyük. Kuyruğundan tutup diyor ki akşam yemeği bunu falan yiyelim mi diyor. Balık İşte o yiyelim mi? beklediğiniz Ben de miras onu diyorum. mı, beklediğiniz miras mı, para mı, neyse bunun geleceğini gösteriyor. Şimdi insan rüya görür, Yani bir miras konuşturmuyor. olabilir, bir iş Para olabilir, çünkü beklentisi geliyor zaten. olabilir, bir para olabilir. Diyor ki eşimin var Yani zaten. iş yönünden eşim tarafından bir beklentimiz var ama bayağıdır bir bekliyoruz. Olur mu olmaz mı Allah bilir tabii. Bayağıdır bekliyorum. Rüyada Cenab-ı Allah işareti göndermiş zaten. Yani bekle bekle de, yani Allah da diyor ki sonu geldi, rahat ol. Yuvarlanır yuvarlanır ya orada yılan, hatırlıyorsanız Evet. topak bir şekilde, ha. Bu habire sizin zaten bunu zamanla beklediğinizi göstermiş, inşallah olacak yani. İnşallah. Peki Siz de teşekkür amin deyin ediyoruz. çıksın inşallah. Kim ne istiyorsa amin. Bizim cemaat de amin diyor Amin. Tabii onlar çok tatlı ya. Onlar can böyle. Burada bir şey olduğunda maşallah. onlar Allah da razı olsun. üzülüyorlar bizimle beraber. Onlar da amin diyorlar. Evet. Denizli'den Aylin Hanım varmış şu an Buyursunlar. hattımızda. Aylin Hanım buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyi, siz iyi misiniz? Bizler deyiz, çok şükür. Rüyama geçiyorum. Dinliyoruz. Kızım için okula gidiyorum ben. Okul Aha. bahçesinde kızımı arıyorum, onu bulmaya çalışırken onu göremiyorum. Fakat daha sonra eve doğru gelirken okuldaki bütün çocuklar sıra şeklinde olmuş, öğretmenleri de var önlerinde, yanlarında. Marş gibi bir şey söylüyorlar, böyle iki ileri bir geri gider gibi böyle bir şekiller falan yapıyorlar. Daha sonra elimde bir kafes var, kafes kuşu var. İçinde de kırmızı bir kuş. Bu kuşla birlikte ablama doğru gidiyorum. Ablama gösteriyorum. Abla bak hani ne kadar güzel kıpkırmızı bir kuş diyorum. Kuşu o kadar küçük ki kuş. Kuşu severken kanatları elimde kalıyor. Sonra o kadar üzülüyorum ben. Ay hani kuşun canını yaktım falan diye. Kuş da diyor ki bana üzülme. Benim canım yanmadı diyor. Onu da kaşıkla bir şeyler yemeye Aydın Hanım. çalıştırıyorum. Efendim. Efendim, ya sizin ya ablanızın çok, yine dediğim gibi, küçük bir umutsuzluğu var. Bu umutsuzlukla alakalı Allah nasip ederse ümitlerin yeşereceğini, çocuğunuzun okulda hani olup da işte kaybolması, sonra bulmanız filan, buna benzer olaylar o çocuğun devlet kapısında ya bir öğretmen ya bir alim işte ya da güzel bir makama geleceğini, öğretmenlerin olması her halükarda yine akıllı bir şekilde okuyup hedefini belirleyeceğini, sizin de İnşallah. evet, ve aynı zamanda sizin ya da bir okul değiştirme gibi bir şey düşündünüz mü daha önce? Yani okulunu başka yere alalım ya da başka bir yere taşıyalım gibi. Çünkü çocuk Aha, düşünüyorum evet hocam. düşünüyor. Çünkü bunu da gösteriyor, bu da gerçekleşecek. İnşallah. Bir de şey hocam ben sürekli okul ve bahçesi ve bir de dut ağaçları görüyorum sürekli rüyamda ama çok sık olmaya başladı Geçmişte bugünlerde. yaşamış olduğunuz sıkıntılar aşacağınızı Allah Peki. nasip ederse sınavlar da bitiyor. Evet. Teşekkür ederiz. Esra Hanım var Evet. hattımızda. Esra Hanım. Nay. Alo. Alo, hayırlı yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. Buyurun. bulduk. Ben hemen rüyama geçeyim, meşgul etmeyeyim. Estağfurullah. Buyurun. Dışarıdayım. Yağmur yağmış. Yerlerden sular akıyor, yer yer sular akıyor yokuşlardan. Para arıyorum ama neden para aradığımı bilmiyorum. Sonra bir binanın bahçe katında yüksek yüksek binalar var. Bu binaların birinde bahçe katında para buluyorum. Kağıt para. Kazdıkça biraz daha çıkıyor. Biraz daha kazdıkça Atatürk'ün portresini buluyorum. Bu kadar. Evet.
Esra Hanım değil mi? Evet. Buradan göremiyorum, o yüzden ismi. Şimdi sevgili kardeşim, kimsenin yanında bu birkaç ay lütfen dedikodu yapmayın. Veya yanınızda dedikodu yaparlarsa onlara eşlik etmeyin. Beklemeniz gerekiyor çünkü bazı hususlarda. Diğer yandan orada hani Mustafa Kemal Paşa'nın portresini görmeniz başarı yakalayacağınızı, devlet kapsında cidden bir işiniz varsa kesinlikle çözüme kavuşacağını, Allah nasip olursa kağıt para olması sizin hakkınızda birileri yine laf ve dedikodu söz yaptıklarını beyan etmiş. Evet. Peki, teşekkür ederiz Esra Hanım'a. Fatih Gülşen Hanım mı var sırada? Tamam. Hemen bağlayalım Gülşen Hanım. Gülşen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Merhabalar, efendim. Dinliyoruz sizi. Hayırlı hoş geldiniz. Günler diliyorum. Sağ olun. Zaten aslında oraya kendi rüyamı yazdırdım ama kızımın ağlayarak bu gece gördüğü rüyayı anlasam olur mu? Olur olur. Neticede bir hakkınız var. Onu kimin için kullanırsınız? Evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Kızım teyzesinin evinde, küçük kızımın kollarının ve bacaklı teyzesinin. Ha, teyzesinin, tamam. Evet, teyzesinin evinde görüyor ve küçük kızımın orada kollarının ve bacaklarının olmadığını kesik olarak görüyor ve buna çok üzülüyor. Ağlayarak, hıçkırarak bunu bana anlattı. Gülşen Hanım, bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Sizin ya da işte bacı, yani kız kardeşinizin. Kızımın. Hayır, şimdi... Kardeşimin. Ha, pardon. Sizin ya da kız kardeşinizin böyle yarım kalmış bir işi var mı? Yarım kalmış bir yani iş. Yani böyle yarım derken ne derler ona? Hani işte ben yarım hani tam, kalmış iş yani. Yani işte. Yarım kalmış. Yani oturtamadınız, yap, bir şey demediniz. Yani bir türlü gerçekleştiremediniz. Attınız, evet. Sonuca ulaşamadınız ya da beklediğiniz haber bir şey. Evet. Ya şu an aklıma gelmiyor. Şu an tamam, aklıma şöyle gelmiyor. Diyeyim, çünkü ellerinin kollarının olmadığı kişi müjdeli bir haber alacak ama biraz geç alacak. Yani çünkü yarım, yani yavaş yavaş gidiyor. Hızlı ilerlemiyor. Çocuk anladım. Görmek, kolların bacakların olmaması, sağ olsun Gülşen Hanım'ın sayesinde bunu da yorumlayalım. Evet, müjdeli bir haberiniz var. Sizi mutlu edecek bir haber var ama hemen gelmiyor. Biraz daha gecikeceğini göstermiş. Ama şu evet. Bizi mutlu eden haberler hemen gelse ne olur yani. Evet, evet. Mutlu eden olaylar hemen karşımıza çıksa. 3 günlük dünyada yani hep dert, hep dert, hep dert. Yolda görüyorlar, rüya soruyorlar. Hocam evet. Diyorlar filan. Neyse, yorumluyoruz. Bir yerde oturuyoruz bir gün. Yani o kardeşime de buradan selam gönderiyorum. Kendini de çok iyi bilir. Ben kendisini bilim derken yani orada dedi, ben filan yerde çalışıyorum orada abi. Orada tanıştınız. Evet, tanıştık yani. Hı-hı. Neyse hocam dedi, işte seni seviyorum filan, öptüm öptü, yemek, çay filan, kahve filan içtik. Çok seviyor, Allah razı olsun, ben de seviyorum. Hesabı ödemeyi unutmuş. Gitti, hesap bize kaldı. 5 tane de rüya yorumladık. Bir de severek kalktık, resim çekildi. Vallahi bir de ya. Saralım dedim, canım kardeşim benim dedim. Ya ben insanlara karşı çok alçak gönlüyüm. Bu başıma geldi. Geçen de garson beni arıyor. Abi diyor, arkadaş geri geldi, hesabı ödemeye dedim. Ya artık boş ver, kalsın. Evet. Ben de şimdi buradan diyorum. Kardeşlerim, yolda görürseniz bir yerde, kafede falan tek başıma. Lütfen yani oturup bir sohbet de edecek. Hesabı ödeyecekseniz gidin ödeyin. Bana ödettirmeyin. Çünkü çok ödüyorum bazen, çok ödüyorum. Gerçekten. Unutuyorlar ya, unutuyorlar. Verimmezlik değil. Hangi kafeye gidiyorsanız söyleyin, biz de gelelim. Bakalım. Meltem Hanım. Çok ömür hocam. Hoş geldiniz, buyurun. Meltem Hanımcığım, duyuyoruz sizi, buyurun. Ben hemen rüyamı anlatayım. Lütfen. Buyurun. Rüyamda evimde eşimin eskiden ilişkisi olduğu bayanını görüyorum. Diyorum ki ona, evimden çabuk çık dışarıya diyorum. Bana hiç cevap vermiyor ama böyle bana pis pis gülüyor. Hani sen konuş dur der gibi, ama yalnız bayanın yüzü o bayan değil, başka bir bayan. Sonra ben bunu evden çıkartamayınca buna bir tokat atıyorum, kadına. Sonra birdenbire kocam yanımda, eşim yanımda beliriyor. Eşim o bayanı koruyor bana karşı. Ben de şey diyorum ona, hiç utanmıyor musun diyorum, evli barklı kadını bana karşı mı koruyorsun sen diyorum. Uyanıyorum. Cevap vereceğim şimdi size. Hocam niye gülüyorsunuz? Bu kardeşimizin aklı şimdi yine orada kalmış. Kalır hani eşim, tabii. Hayır, eşim bak, başka biriyle görüşüyor mu diye filan. Hocam gülme, komşuna gelir başına. Bakalım bak. Ya niye gülüyorum biliyor gelir musun? Gelir tabii kadıncağızına. Hayır. Anladığım kadarıyla canı çok yanmış. Tamam, yanmış da. Evet, evet Nur Hanım. Tabii şimdi, ben anlıyorum kardeşim sizi yani. Bu kolay bir şey değil. Bu aldatmaları böyle erkekler böyle şey dinliyorlar ama onu çeken bilir. Onu kadın bilir yani. Ya, yani tamam. Şu anda da çünkü şimdi, çok zor durumdayım. Rüyayı biz anladığımız için söylüyor. Ama dur onu anlatmayın. Nasıl ayrılma diyor? Aşamasındalarmış. Tamam. Gerçi tamam. Söyledi ama. Ya Allah kardeşim bak. Kolaylaştırsın. Bir de kadın evli mi? Amin.
Evet, evliydi Nur Hanım. Şimdi bak bak. Allah onu bildiği gibi yapsın inşallah. Şimdi rüya şunu amin, gösteriyor. Amin. Ben onun için gülüyorum. Niye gülüyorum biliyor musun? Yani şimdi rüyayı anladığım için gülüyorum. Ha. Bu kardeşimiz kafasına çok taktığı için adamın üstüne çok gidiyor. Burada gittiğin için o da durmadan hani bu artık yeter diyor. Çünkü bak orada ne diyor? Kadını savunuyor ve tokat attım diyor. Sen karşı tarafa güç veriyorsun. Ben her zaman ne diyorum? Diyorum ki kim tokat yerse güçlü o olur. Kim tokat atarsa güçsüz o olur diyorum. Şimdi bu ne yapıyor bu kardeşimiz? Devamlı karşıya güç veriyor. Diyor ki ben kadını dövüyorum. Hmm. İşte adamın üstüne git 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 ne yapıyorsun? Falso veriyorsun. Bu sefer adam kendini dışarıya atıyor. Yani bu rüyada şunu söylüyor sana Allah. Siz kulum yerinizde durun. Zaten bu adam size dönmüş. Ama siz zaman vermiyorsunuz. Hani her geldiğinde aynı şey açılırsa. Rüyada bile bu. Tabii uyanıyor yani. Ben o yüzden gülüyorum. Yani bugün burada bir evlilik ve ilişki terapistimiz olsaydı o da size aynı şeyi söylerdi biliyor musunuz? Yani adamın çok fazla üstüne gitme, evliliğini kurtarmak aynen istiyorsan biraz sessiz kal. Adam rüyaya göre dönüyor. Bak adam rüyaya, tabii rüyaya göre dönüyor ama tokat attım diyor. Peki tokat atmak ne? Elle olur değil mi arkadaşlar? Ha demek ki sen kendi elinle yapıyorsun bunu. Ama mahkemeleri varmış. Ya benim şahsi fikrim adam geri dönecek. Emirken hanımefendi durursa. Ay, kardeşimiz inşallah dursun inşallah Meltem geri dönsün. Meltem Hanım biraz sessizlik. Evet. Çokça sükunet. Tabii tabii tabii. Yani öyle evlilikler aman kolay aman ayrıl kurulmuyor falan diyen insanlara bakma kızım tabii, sen tabii ya. Yani kolay mı eskiden evlenenleri bilmiyor musunuz kardeşlerim yani. Eski evlenenler adam ne yerse yesin, kadın ne yerse yesin susuyordu ya. Kuru soğan da yese de yok dedim. Hasta. Ama... Bak anılarımız hepsi hasta. Hepsinin bir derdi var babalar yani. Babalar gitmiş, analar kalmış. Ya bu dünyanın dengesi yok. Vallahi dengesi yok. Ama tabii yine de son kararı sen vereceksin. Sınav o abi evlilikte tabii o evlilikte kalıp o kocayla birlikte yani yürümek istiyorsan gerçekten bazı şeyleri sileye çekip stratejik davranıp onu yola getirip çok şeyi çözebilirsin aslında yani. Biraz zeka, biraz strateji tabii çok şey çözülür. Ben diyorum yarın ki, arayın bizi. Ya diyorum mesela... Fatih kim vardı sırada? Pardon hocam. Söyleyin siz. Mesela ben diyorum ki telefonu ortada eşin alıp cebine mi katıyor? Hı. Sen de aynısını yap. Halbuki bir şey yok ama sen de. Hocam, tabii canım sen de yap. Rüyayı şimdi, bıraktım size ilişki hayır, taktikleri. Hayır o da ilişki değil yani sen de aynısını yap. Niye? Çünkü sen dünya silahıyla vuracaksın. Evet. Sen de aynısını yap. O sana niye telefonu götürüyorsun? Sen de götürüyorsun. Niye sen götürüyorsun? Hı. Ha kuşku ver hocam, ki sana ıskansın. Hocam telefonda şifre var mı? Benim telefonumda şifre yok. Benim şifrem de olsa hanımım bilir. Bak helal olsun. E bilmesi lazım. Ya hayatı, ben ona hayatımı vermişsem, bana hayatını vermişse yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz ya. E vereceksek yani hesabı vereceksek adam gibi verelim. Çok tatlısınız valla. Doğru. Estağfurullah. Allah razı olsun. Alo.